Ölmek var! Ölmek yok! 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 Ben bu halimle bu Ankara'ya 15 defa geldim. Artık bu siyasilerin verdiği sözleri bir an önce tutmalarını istiyorum. Yani bize şu anda önümüze geçen polis veya ne bileyim emniyet kuvvetleri, yani bunların bağlı olduğu bakan Sayın Süleyman Soylu bize bundan 6 ay önce söz verdi. Şimdi bizim karşımıza polisi jandarmayı çıkarıyor. Yani biz hakkımızı istiyoruz. Onun verdiği sözü tutmasını istiyoruz. Çünkü şu anda bizim karşımıza polisleri değil, kendisinin verdiği sözü verip bizi buradan geri döndürmesini istiyoruz. Yani ben buraya bu halimle 15 defa geldim ayaklarına. Onlar ise bize bir adım beri gelmedi. Bir an önce bu yetkililerden, siyasilerden, yani bizim devletimiz bu kadar mı fakir? Hayır. Bizim devletimiz bu parayı ödeyemeyecek kadar mı fakir? Hayır. Ama kiminin işine gelmediğini bilmiyoruz. Yani yetkililerden bir an önce bu işin çözülmesini istiyoruz. Yani benim iki gözümün bedelini, arkadaşımın iki bacağını, birinin babasının kaybolması, diğer arkadaşlarımızın ciğerleri yok, hasta hepsinin, bir an önce bunların tazminatlarının ödenmesini istiyoruz. Yani yetkililerden, biz buraya bunun için geldik. Ankara'ya da, meclisin önüne de biz bunun için gitmek istiyoruz. İsmim İdris Sarıkaya, topal bacağımla, görmeyen gözle, sayın milletvekilleri, ayağınıza defalarca geldik, 10 defa geldim. Daha kaç defa gelmemizi istiyorsunuz? Bize defalarca bu sorunun çözümü için sözler verildi. Ama hiçbir zaman verdiğiniz sözlerin arkasında durmadınız. Biz sizin sözlerinize güvenmiyoruz artık. Bir an önce bizim haklarımızı ödemedikten sonra biz bu Ankara yolculuğumuzdan, bu kararımızdan geri dönmeyeceğiz. Bizim karşımıza bugün emniyet güçleri çıktı. Şu an karşımızdalar. Ankara'ya giremezsiniz diyorlar. Sayın Süleyman Soylu, biz İzmir'de sizle görüştüğümüzde bu konuyu 15 Ocak'a kadar çözeceğim, yardımcı olacağım, çözüm için elinden geleceğim, yapacağım sözünü ve 15 Ocak tarihini siz kendiniz koydunuz. Ve şu an biz sizin sözünüzün üzerine Manisa Göl Marmara'daki eylemlerimizi sonlandırıp evlerimize döndük ve bekleme sürecine geçtik. Ama dosyamız elden ele geçti. 16 Kasım'dan geldik 4 Temmuz'a. Ne kadar bekleyeceğiz? 15 yıl oldu. Ne kadar bekleyeceğiz? Sayın 600 milletvekili, adalet yemin ettiniz. Adaletinize, yemininize, gururunuza, saygınız varsa bu görmeyen gözün, kopan bacağın, bu kadar çürüyen umudun bedelini vereceksiniz. Soma kömürleri aynı hakka sahipse, bu yer madencilik de aynı hakka sahip. İkisi de davasızsa, İkisi de özel sektör. Biz kimseden sadaka istemiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletinin, hukukunun bize biçtiği değeri istiyoruz. Bizim diyeceklerimiz bu kadar. Biz hakkımızı almadan kesinlikle ve kesinlikle bu yoldan dönmeyeceğiz.